Şimdi söyle. Ondan sonra babam benim. En baştan. Biz Karşıyaka'da oturuyorduk. Nergis'te mi oturuyorduk? Bostanlı mı bilmiyorum. Her neyse. Ondan sonra Atatürk gelmiş. İskeleden istasyona doğru yürüyor. Halk karşılıklı iki sıra olmuş. Ben de tabii öne geçmek için babam beni kucağına aldı. Kaldırdı. Önümüzde bir sıra vardı. Millet iki tarafta bekliyor. Atatürk de oradan şakır şakır çiçeklerinden geliyor. Önümüzden geçti. Herkese selam vererek, herkes alkışlayarak öyle geçti. İstasyona doğru yürüdü. O kadarını gördüm yani. O seriyi gördüm. O hala gözümün önünde benim. Hala gözümün önünde. Peki o günü bu şeylerde ninenin o Manisa'da olan olayları nasıldı anneanne? Abisini falan kaybetmiş Turgutlu'da. Ya. Turgutlu'da. 3 sene Yunan kalmış orada. 3 sene onları çok eziyet etmiş. Oranın da ileri gelenlerindenmiş benim anneannem olsun yani dedelerim. Hepsi ileri gelenlerindenmiş. Ondan sonra Yunanlar her an için gelip bunlara işkence yapıyormuş. Düşman basmış Turgutlu'yu. Oturmuş 3 sene kalmış orada. Ondan sonra bir gün böyle arama yapmışlar evleri silah diye. Anneannelerin de evine girince şey yapmışlar bir ne o? Palaska. Böyle bulmuşlar. Bunun silahını çıkar diye bayağı çok dövmüşler. Hem dayımı dövmüşler anneannemin abisini hem de babasını çok dövmüşler. Ondan sonra bir günde en sonunda da yani böyle hep eziyet ediyorlarmış. Bir gün demişler ki herkes evde oturacak. Hiç kimse sokağa çıkma yasağı verilmiş. Ondan sonra herkesi de daha sonra evvel bütün oranın ileri gelenlerinden bir benim dedemi de yani annemin babasını da toplamışlar. Turgutlu'dan İzmir'e kadar yayan getirmişler. Yayan yürüyerek. Yanında da tabii Yunan askerleri. Hatta soruyorlarmış görenler Yunanca. Deden de üstüne kaldığı için orada biraz onların dilini anlamaya başlamış konuştukları. Rumca mı konuşuyor, ne konuşuyorlarsa. Bunları nereye götürüyorsunuz diyorlarmış görenler. Yani kendilerinden. Bunları diyorlarmış kopsa kafalı. Yani keseceğiz kafalarını diyorlarmış. Bunları camiye tıkmışlar. Hepsini bir. Orada aç susuz orada kalmışlar onlar orada. Ondan sonra anneannemler de devamlı her gece böyle sabaha kadar toplanıp konu komşu böyle okuyorlarmış. Hep şey yapıyorlarmış, dua ediyorlarmış yani bir an evvel düşmandan kurtulalım diye. En sonunda artık bir gün sokağa çıkma yasağı verilmiş. Kimse, o camiye tıktıklarını atmışlar soktuklar. O camiye tıkmışlar. Orada 3 gün 3 gece onları bırakmışlar. Ondan sonra aç susuz kalmışlar. Tekrar onları bırakmışlar nedense. Ondan sonra onlar tekrar ama aradan biraz zaman geçtikten sonra bir gün bir duman işte komşuya geçmişler. Hep devam ediyormuş böyle şeyler ama sokağa çıkma yasağı olduğu için duvardan duvara geçmiyor. Bahçeler var. Yani avlu. Duvardan duvara geçiyorlarmış. Bir gün yine böyle geçmişler. Herkes birbirinden helallaşmış. Evlerinde oturuyorlar. Anneannemin de abisi şeysi annesi üçü kalmış. Şey deden dayaktan sonra ölmüş. Yaşayamamış. Yunan ölmüş. Yunanlarla yani çok işkence gördüğünden artık ne hastalanmışsa yani dayanamamış ölmüş kafamdan. Ölmüş adam. Ondan sonra orada bir gün işte 3 sene kalmış, çok eziyet etmişler, çok bir şey yapmışlar. Bir gün herkes demişler ki bugün kimse sokağa çıkmayacak, çıkanı vuruyoruz. Bunlar da içeride devamlı okuyorlar, üflüyorlar bilmem ne. Bir bakıyorlar ki bir ara anneannem dışarı çıkıyor, bir bakıyor ki yanı başındaki komşunun oğlu duvarın üstüne çıkmış, elinde Kur'an, okuyormuş, üflüyormuş. Anneannem diyor ki ne yapıyorsun sen burada diyor isminle. O da demiş ki kaç demiş memleketi yaktılar. Kaçın bizimkiler kaçtı demiş. Öyle deyince atları varmış bağları yakınmış onların malları mülkleri çokmuş.
Atın önüne bir şey su koymuşlar. Kedileri varmış evde, köpekleri varmış. Onlara yem koymuşlar. Miniyet, miniyeti şey yapmışlar. Merdiven yapmışlar. Miniyetten avludan avluya, avludan avluya geçerek ana yola çıkmışlar. Ana yola çıktıklarında şey geliyormuş. Askerler yani şeydeki Yunanlılar arkalarından kurşun yağdırıyormuş bunları. Bunlar ana yoldan geçerken annem derdi ki ları patlar gibi yanımızda patlıyor kurşunlar derdi. Neyse öyle derken bahçeden dağlara tırmanmışlar. Dağlarda 3 gün 3 gece çadırların altında kalmışlar. Bir uçak geçiyormuş. Hemen birbirlerine helallaşıyorlarmış, sarılıyorlarmış. Helallaşıyorlarmış öyle. Bu şey Yunan askeri şimdi şey uçağı bizi şimdi atacak öldürecek diye helallaşıp sarılıyorlarmış. 3 günden sonra bir gün bir bakıyorlar ki 3 gün 3 gece aç susuz. Bir bakıyorlar ki karşıdan bir toz duman geliyor. 14 yaşlarında da öyle bir çocuk varmış delikanlı. Yakmışlar mı bu sırada şeyi? Yakmışlar her tarafı toz duman. Hayvanlar? Hayvanlar ölmüş, yanmış, ölmüş hayvanlar. Kaçamamış. Ondan sonra bir gün bir bakıyorlar işte bir toz duman görünüyor. Çıkıyorlar. Eyvah diyorlar. Yunan şimdi yine geliyor. Herkes sarılıyor. Çalıların altına tıkanıyor. Yatıyor. Dikenli çalılar. Orada 3 günden sonra ama 3 gün 3 gece aç. Oraya yatıyorlar. Ondan sonra çocuğun biri de böyle 14-15 yaşlarında bir delikanlı kalmış. Şöyle bir bakıyor ki hemen fırlıyor. Bu gelen diyor asker bizim asker diyor. Tüylerim diken diken oluyor bunları anlatırken. Hep öyle ağlardı annem de rahmetli. Ondan sonra bu gelen diyor bizim asker diyor. Ben diyor iniyorum diyor. Bu şey de diyor. İniyorum diyor. Şimdi diyor önüne diyor geçeceğim. Aman diyorlar gitme etme bu Yunan'dır diyorlar. Sakın ha biz seni de öldürürler diyorlar. Yok diyor ölürsem diyor vatana canım feda olsun diyor. Ben gidiyorum diyor. İniyor aşağıya bir toz duman. Gelen hakikaten bizim askermiş. Önde şeyler geliyormuş arabalar işte yüksekler paşalar. Durmuşlar. Önlerine geçmiş. Böyle kollarını germiş. Durmuşlar. Demiş şeyim. Biz demiş böyle böyle dağların altında, çalıların altındayız demiş. Siz demiş aman demiş onlar. Sakın demiş çıkmayın. Çıkarsanız şu anda biz geldik korkmayın. Vatan kurtulacak. Sakın demiş çıkmayın demiş. Ondan sonra biz demiş şeye gidin gene saklanın. Yarın artık bundan sonra demiş selamette çıkacağız demiş. Çocuk nasıl çıkıyormuş dönmüş. Ona biraz püskürtü gibi bir şeyler vermişler. Bir iki paket sigara vermişler. Çocuk nasıl çıkıyormuş o da müjde, müjde kurtulduk diye bağırarak çıkıyormuş. Ondan sonra hep oralarını anlatırken ağlardı annem. Herkes çıkıyor, kurtulduk mu gelen bizim asker diye birbirlerine sarılıyorlar. İniyorlar şeye hadi diyorlar. Şeye inelim. Bağbozum 7 Eylül. Bağlara inelim diyorlar. Hiç olmazsa orada bir şeyler buluruz, yeriz diyorlar. Kaç gündür. İniyorlar oraya bağlara. O gece o tarlalarda, bağlarda kalıyorlar. Oradan darık ocağı gibi işte üzüm de bilmem ne ne bulursa kaynatıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Sonra eve geliyorlar, bir bakıyorlar ki Turgutlu Dimdiz yanmış. Bir tek o Leyla'ların mahallesi kalmış, o da yarısı kalmış. Leyla'ların evi de kurtulmuş orada o zaman. Herkes o kalan işte bir iki eve sığınmışlar, çadırlar vermişler, bir şeyler olmuş. Oralarda kalmışlar. Yani bu roman daha ben anlatsam daha uzun da ondan sonra bunlar orada kalıyorlar. Asker artık işte 8 Ekim Eylül Manisa, 9 Eylül İzmir kurtuluyor. Ondan sonra işte Cumhuriyet. 8 Eylül Manisa. 8 Eylül. Evet.